Koç, bunlar ne oğlum? Bu işçiler niye toplanmış burada? Bu işçiler niye toplanmış oğlum bu kadar? Oğlum bu adamların marinanın eski patronundan epey alacakları birikmiş. E maliye de kapıya dayanınca sen olsan toplaşmaz mısın? Sen de toplaşırsın. Hayır, buyurun bakalım. Burası yeri değil, yukarı çıkıp konuşalım. Bu ne oğlum bu? Kaç sıfır var burada? Milyar mı, milyon mu? Ne bu, eski para mı? Milyar abi. 6 milyar. Söyledim sana. Kaç kere söyledim. Yapma dedim. Ama dinleyen ki. Şu marina uğruna elimizde avucumuzda ne varsa hepsini ipoteğe verdin. Niye? Banka kredisi almak için. Ne yapacağız şimdi aslanım? Söyle bakalım ne yapacağız? Amca ya sus ya git. Boşuna yangın yapma. Çağrı. Bizim uzlaşma durumumuz ne bunlarla? Aslan Bey, az önce birkaç kişiyle telefonda görüştüm. Cezada indirim yok ama taksitle ödememiz mümkün olacak gibi. Güzel. Kaç taksit? 10 taksite ikna olacaklar gibi görünüyor. Fakat bir de şöyle bir durum var. Çiftlikteki değerli eşyalara kıymet takdiri yapılır. Daha sonra eşyalar alınıp maliyecilere teslim edilir. İskoç, Rıdvan'a haber ver. O varillerdeki nakit parayı acil İstanbul'a getirsinler ki marinanın ilk taksidi geri kalan borçlarını kapatmaya yardımcı olalım. Önemli olan şey şu marina şu anda elimizden gitmesin. Aslanım, parayı getirmesine getiririz de devamını nasıl çözeceğiz? Kalan ceza var, marinanın giderleri var, var oğlu var. Ortak bulacağız. Ya komik olma. Bu halimizle bize kim ortak olur ya? Ya sen rahatına bak, şöyle bir arkana yaslan. Biz de bir şeyler biliyoruz. Karışma, karışma. Çağrı, bir tane ortaklık sözleşmesi hazırla. Ondan sonra da ilk uçakla Adana'ya uç. Tamamdır Aslan. Olmaz. Herkes olur, Nedret olmaz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya gayet ne dediğimin farkındayım. Bizimle bu pozisyonda kimse ortak olmaz, anladın mı? Zaten Nedret Alan'ın İstanbul'da işi yok. Parayı yapıştıracak, ortak olacak bize. Biz de marinayı çevireceğiz, bu şekilde cendereden kurtulacağız. Var mı böyle parlak fikri olan? O kadın yılan, yılan. Sanki bilmiyorsun. Denize düşük, Nedret'e mi sarılacağız Aslan? Nefret Alan'la ortak mı olacağız? Ya delirdin mi sen yeğenim ya? Vallahi ölürüm de o yılana muhtaç olma o kadar. Yeter! Yeter! Büyü var bu evde, büyü. Lanetli bu ev. Ben istemiyorum bu evde kalmak. Lanetli! İstemiyorum! Çocukların yanında ne olur bağırmayın bu kadar ya. Ceylan, rica etsem çocukları odasına götürebilir misin? Biz bu bataklığa saplarken hesaplayacaktım bunu. Bu çocuklara ne olacaksa senin yüzünden olacak. Bak ikinize de söylüyorum. Tamam yeter artık. Kapatın konuyu. Yalan mı Aslan? Anan yanlış mı konuşuyor? Bu gidişle elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz. İşleri temize çekeceğim dedin. Tertemiz iflas ediyorsun. Oh ne güzel. Ne yapacağız şimdi? Ya sen ne istiyorsun hayırdır? Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun bana onu söyle. Marinayı açmanı istiyorum. Mal sokacağız, mal çıkaracağız. Daha fazla konuşturma artık beni. İbo haklı. Yani bizi bildiğimiz iş kurtarır. Yani kirlisine temizine bakmayacağız. Görmüyor musun? Tamam diyorum ki ben size. Önce Nedret alayı deniyoruz. O olmadı mı? Tamam sizin bildiğiniz yoldan devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Merhaba Aslan Bey. Nedret Hanım sizinle konuşmak istiyor. Eyvallah, ver bakalım. Tamam, veriyor. Hoparlöre ver Aslan. Hoparlördeyim ben hala, hoparlördeyim. Ne yapıyorsun, iyi misin? Hamdolsun. Sen nasılsın? Anan nasıl? Çok şükür. İyiyiz. Yani tencere kaynıyor. Çağrı sana bir şeyler anlattı mı? Yani böyle ortaklık mı ortaklık falan. Hele onlar ne vakitten beri bizim muhatabımız oluyor Aslan? Bakıyorum da yanınıza salavatla varılıyor.
İskelede ortak olak mı istiyorsun? Avukat bir şeyleri geveledi de. İşlerde ufak bir sallantı var da. Yani toparlayacağız, toparlanmayacak mesele değil. Ortak arıyorum ben şeye, Marina'ya. Yani diyorsun ki, hala biz beceremeyik. Elimizden tut bizi kaldır, he mi? Yok, öyle değil. Öyle değil. Ben diyorum ki işler aile içerisinde kalsın. Anlatabildim mi? Bak hele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz mu? Sen sabırlı ol. Elbette devran dönecektir. Sana yapılan haksızlıkları Mevlam görecektir. Elbet onların da sırası gelecektir. Değil mi Hülya? Şimdi bu ortaklık mevzusu seni ilgilendirmediyse vazgeçebilirim. Ben ailede kalsın diye sana telefon açtım, anladın mı? Aslan, biz de akrabayla yoksula hakkı neyse verilir. Ben sen meramını anladım. Sen de bundan kelle artık benim cevabımı bekleyeceksin. Hadi Allah'a emanet. Dinelme avukat, dinelme. Çöm bir yere, bir şey verin altına. Asma, şırdan uzak kızım. Getirin. Çok teşekkür ederim. Ben sizden müsaadenizi rica edeyim. Elikme avukat, elikme. Ye işte. Hülya'nın yanında iyice çelimsiz kalmışsın. Senin de işin zor. Onlar pisliyor, sen yıkıyorsun boynu. Biberi tamam, banaklarından yiyeceksin ha. Çok sağ olun ama ben tokum gerçekten. Sen benim anamın elleriyle yaptığı şırdanı geri mi çeviriyorsun avukat? Yok, ben sadece... Ne sen sadece? Gel. Gel, gel. Aç ağzını. Ha. Afiyet olsun. Sen şöyle kral. Afiyet olsun, yarasın. Bitir onu. Dur, tamam, dur. Eşyalarımı ne yapıyorsunuz siz? Hanımefendi sakin olun, eşyalarınızı yedemeye... Hiçbir yere götüremezsiniz. İndirin kamyonu hadi, indirin. Bırakın dokunmayın. Dokunmayın. Eşkıya gibi evimi basamazsınız. Zorbalık mı yaptığınız? Anne bir sakin. Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Bize gelen talimat bu yönde. Talimatmış, talimatmış. Talimat. Aslan aç şunu, aç. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Bırakın eşyalarımı diyorum. Anne. Anne. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Kusura bakmayın, bir anda oldu. Defolun. Anne kalk. İndim. Babaanne. Kalk anne. İndim. Kalk ağlama, gel odana gidelim. Hadi. İstemiyorum. Bir var mı evde? Tamam anne, halledeceğiz. Seyitim'in evine gitmek gel. İstiyorum. Tamam git. Seyitim'e gitmek gel. İstiyorum. Hazırlanmamız lazım ama değil mi? Seyitime gitmek istiyorum. Yatak odama mı girdiniz şimdi de? Ha? Çıkın oradan. Yeter! Yeter! Defolun evimden. Hülya Hanım.
Ne var? Bu kargo size geldi. Sinem aşağı in. Bütün çalışanları topla. Geliyorum şimdi. Hadi. Seninki hala aramadın Edret Hanım. Avel avel kutuya bakıyoruzlar. Elde geçmemiştir. Eline geçse vudurur, vudurur, dakasını arar. Allah biliyor ya ana, sana kurban olunur da seninle nasip olunur. O benim hasmım bile değil. Hasım olmak için aynı kazanda kaynamak lazım. De yeter artık ya! De yeter! Bedri kurbanlıklara hazır etmiştir, hadi tez bana hemen, hadi. Bakayım şuna. Oh, canla can kalsın anam. Allah'ını kabul etsin ana. Amin ya. Küçük başları bitirdiler, şimdi büyük başlara geçiyorlar. Sen de başlarında bekle, tamam. Hadi. Nedret Hanım. He. Telefonu çalıyor. Seninki arıyor. Arasın, arasın. Neyce kılıçtı o şimdi, arar yine. Sen benim elime bir su döküver, ha, hadi. Hanım bacınız, hanım bacınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hanımım, Allah bacım buradan eksik etmesin. Hanımım sizi. Tamam, haydi. Haydi. Haydi, tamam, haydi. Ana, telefonum çalınmış. Gene arıyor. Söyle gelin hanım. Ne demek oluyor bu bilet, ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne parasızlık çekiyorsunuz ya. Aldım yolladım biletini. He sen ekonomi diye mi kılıçtın yoksa? Bu bilet ne Nedret? Ne? O bilet senin kurtuluş biletin Hülya. Öyle adam göndermekle olmaz. Buraya sen geleceksin. Sen. Yıllar önce yaptığın soysuzluk için af dileyeceksin. Ne affı be? Kimsin sen, ben senden af dileyeceğim ha? Kime neye bu şovun senin? Öyle şovlar, soytaraflar, onlar sizin işiniz. Görüyoruz televizyonda. Ben sadece üstüme düşeni yapıyorum. Yolunu kaybedene yolunu göstermek sadakadır demiş Peygamber Efendimiz. Allah'ın peygamberin adını almadan önce o salyakan ağzını bir sil, o sadakanı da kapındaki itlere ver. Oğlun yalvarıyor ama imza atam diye. Aptal çünkü. Benim oğlum senin kapını çalacak kadar aptal. Ama merak etme, hepsini halledeceğim. Bir daha ailemin yanına yaklaşamayacaksın sen. İlle ziyan zebil olup sokaklara düşeceğim diyorsun yani. Senin eline düşeceğimi sokaklara düşerim daha iyi. Benden de, ailemden de uzak dur. Ne ölüme ne dirime. Ne? Oğluna söyle o zaman. Madem anası af dilemiyor, ortaklığı unut. Aç da kalsam, sokakta da kalsam sana minnet etmem. Değil denize, değil okyanusa, cehennemin dibine gitsem senin gibi yılana sarılmam, anladın mı? Şşş, dur. Hülya, adam var biliyor musun? Benden çaldığın 40 yıl için 40 tane kurban kesiliyor şimdi benim kapımda. Gözümü sevdiğimin adaletini güzel işliyor. Ama senin düştüğün bu hal bana yetmez. Sen benim bahtımı nasıl kararttıysan,
Senin vaktinde öyle karar alacağım. Hadi Allah'a emanet. Lanetli bu ev. İyi var bu evde. İyi yaptılar bizi. Yusuf'unla bu yüzden ölmedi mi Hülya? İyi var. Bulacağım o büyüyü. Bulacağım. Bulacağım. Anne. Bulacağım. Anne, nerede büyü ha? Büyü nerede ha? Nerede? Hadi arayalım beraber. Nerede? Söyle. Ha? Ha? Burada mı? Burada olabilir mi anne? Ha? Burada. Burada mı anne? Burada mı? Ha? Burada mı? Ha? Burada mı anne? Burada mı anne? Ha? Nerede? Nerede mi anne? Ha? Bunun altında mı yoksa? Söyle güzel annem. Nerede? Ha? Nerede? Nerede? Burada mı anne? Burada mı? Anne, burada olabilir mi anne? Ha? Burada olabilir mi anne? Nerede? Bu arada aracındaki tedbir kararı kaldırıldı. Yarın sabah 7 Emin'den getirecekler. Kullanabilirsin. Ne oluyor? Güvenlik neden yok? Devin, çocukları bahçeden odalarına götür. Anne! Alo! Anne! Anne! Bak bakayım bana. İyi misin sen? Ne oldu? Bu evin hali ne böyle? Kim yaptı bunu? Ben. Güvenlikler nerede peki? Hepsini kovdum. Babaannene baş başayız. Büyü aradık evde. Dağınıklık o yüzden. Seni delik çektim değil mi? İkimiz birden delirdik, ne güzel oldu. Devin, iyi misin? Ne olmuş burada aslan? Bir şey olmadı. Ha? Ne olmuş eve? Ama hiçbir şey olmadı. Aslan. Gel sakin. Devin, Devin. Nefes alamıyorum. Oğlum sakin ol. Bak kimseye bir şey olmadı. Kimseye bir şey olmadı. Gel. Gel, tamam? Tamam. Derin derin nefes al, geçecek. Bir şey, oralara girme, çık oradan. Bu evde son günüm benim. Tamam. Bu evde son günüm. Tamam. Son günüm benim. Tamam, çık oradan. Sen niye yaptın böyle bir şeyi? Bunu neden yaptın? Neredesin sen?
de kalkmış benden hesap soruyorsun. Biz burada neler yaşadık? Senin haberin var mı? Maliyeciler aldılar, ha? Ha bir de biliyordun ha. Benden habersiz gelip eşyalarımı alıyorlar, götürüyorlar. Ve sen bunları engellemek için hiçbir şey yapmıyorsun, öyle mi? Senin eşyalarına bir şey olmayacaktı ki. Olamaz zaten. Kimse benim evime giremez. Kimse eşyalarımı alamaz. Burası benim. Burası benim evim. Ya sen bunu nasıl böyle bir şey yapabildin mesela? Burası senin evin. Burada senin ailen yaşıyor. Nasıl yapabildin bunu ya? Her şeyi yaparım. Senin karın benim evime polisleri getirebiliyorsa, senin yüzünden o yılan Nedret beni telefonla arayıp onurumu ayakları altına alabiliyorsa ben her şeyi yaparım. Bu sınırlar içinde kral da benim, sultan da benim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde herkes çok mutsuz biliyor musun? Ha? Aşırı mutsuzlar. Ama en mutsuzu sensin. Yarın Leyla hapisten çıkıyor. Çocukları da alacak senden. Tam isabet. Zaten ruh hali böyle olan bir anneannenin yanında büyümemeleri gerekiyordu. İmkansız. Kendine hayır yok ki anneannenin. Nasıl torunların aile olacak? Belki de hepimiz ayrı ayrı evlerde, ayrı ayrı hayatlar kurarak mutlu olmalıysa. Hı, Hülya Sultan, sen de bu evinde böyle tek başına krallığını kurup öyle mutlu bir hayat sürmeye çalışırsın artık ha? Yazık.